Hangisi bakayım? Eskiden bir yere bakmak da yeterliydi değil mi? Bence sana bakarım. Tamam, onlar çeksin sana bakayım tamam, bence. Ben sorayım. Sen tamam, sor hadi. Tamam ben sorayım. Bu zaten en uzmanımız efendim. Hadi bakalım uzman sorular bekliyor. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Taksi arıyordunuz sanıyorum kaçırdınız taksiyi. Vallahi taksiyi kaçırdım ama sizi de kırmak istemedim. Ben dedim ki beni eve siz bırakırsınız aracınız yokmuş. Bulacağız sizin vermiyor mu kanallar araç size? Biz top taşıtla gidip geliyoruz. Ya olsun daha güzel. Böyle gündüz aklımıza sıra dedikoduları dinleyip geziyorsunuz demek ki. Taksi genelde hani istediğiniz an bulabiliyor musunuz? Malum yani İstanbul'da büyük sıkıntı. Türkiye'de bence taksi çok büyük sıkıntı ama İstanbul'da tabii ki Türkiye'nin önemli bir kısmını temsil ettiği için taksi sorunu o kadar büyük ki birçok taksi durdu ve almadı mesela. Adam diyor ki yemeğe gidiyorum diyor. İnanmamak elde mi? Yok gitmiyorsun diye yakasına mı yapışacağız? Aynen bir saattir taksi arıyoruz. Muhakkak buluruz ya. Toplu taşıma kullandığınız oluyor mu? Hani arada böyle bir şey yap, biner misiniz? Tabii ki biniyorum ama rahat ediyor musunuz? Benim gideceğim yöne buradan toplu taşıma yok. Yoksa giderim. Hani rahat ediyor musunuz? Geldiğim ben rahat ediyorum. Hiç rahatsız etmiyorlar beni. Bilmiyorum yani. Rahat ediyorum. Tabii bir iki tane fotoğraf çektirmek isteyen çıkıyor. Çok da yalan söylemeyeceğim. Çok da kullanmadığım için bugüne yani bir süredir ne olacağını bilmiyorum. Ama senin için deneyeceğim bir dahakinde. Tamam, diyeceğim ki başıma bunlar geldi senin yüzünden. Yok gelmez inşallah. Aracınız yok mu? Var mı? Kullanmıyor musunuz? Aracımız var. Ama çalışmadığımız günlerde çok yoğun çalıştık biliyorsunuz. Yani en son Ağustos'ta 20 gün çalıştım ve 20 gün konserim vardı. Onlar da dinleniyorlar, tatildeler. Benim de böyle özel işlerim var. Film için geldim zaten bugün buraya. Öyle mi? Çok evet, güzel. Kostüm provasına geldim. Kostüm provasından sonra geriye dönmek benim için şey zor oldu. Sorayım, kendiniz kullanır mısınız genelde araç? Benim ehliyetim yok. Evet, buradan da ilan etmiş oldum. Beni araba kullanırken görürlerse yandım. Ama öyle bir şey yapmam zaten. Hani ya hiç mi vaktim olmadı anlamı? Ya param olmadı ya da vaktim olmadı. İkisinden birisi. Geçmişten bahsediyorsunuz. Yani tabii. Şimdi de vaktim yok. Gidip de değil mi? Kursa yazılacaksınız. Sınava gir falan filan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen bu İstanbul'da araba kullanabilir misin? O da ayrı bir sıkıntı. Ben trafik kullanamam. Yolunda. Korkarım valla. Değil mi? Aynen öyle. Filmden bahsedeyim efendim. Hayırlı olsun. Evet yeni filmimiz işte. Gülse Birsel'in yeni bir filmi. Disney Plus'a çekiyoruz. Herhalde bunu söylememde sakınca yoktur. Çünkü her yerde söylediler. Bir yılbaşı gecesi diye bir film. Ama gerçekten çocuklar hep böyle söyler ya. Biz çok güldük inanılmaz falan diye. Ben gerçekten okuma provalarında ilk defa bir filmde bu kadar çok gülüyorum. Yani aile arasından bile çok güldüm buna. Bir kere Cengiz Bozkurt var. İnanılmaz komik. Şimdi Cengiz söyledim, diğer arkadaşlara söylemek lazım. Herhangi birini unutursam ne olur beni affetsinler. Alina Boz var, Boran Kuzum var, Şevden Bozoklu var, Serkan Keskin var, Kubilay Tuncer var, Gülse Birsel var. Ben varım. İrem Sak var. Büşra Pekin var. Oh, daha ne olsun? Ya, ben galiba bir iki tane daha unuttum. Yani bazı arkadaşlarımı unuttum herhalde ama daha da var. Nasıldı peki? Hani ya başlamadı gerçi ama şimdiden hani neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir film olur sizce böyle bir... Ya şöyle bir şey var. Mesela her karşılaştığım kişi aile arasında belki 7. kez seyrettik. Hala seyrediyoruz. Çocuklarla açıyoruz. Bu da aynı onun gibi 7 kez, 8 kez seyredilecek bir film. Her izlediğinizde başka bir yere güleceksiniz. Sizin yani rolünüzü öğrenmemizin mahsuru var mı? Gerçek yani, hayatta benzerlik mi? Bilmiyorum. Yani sahnelerde misiniz orada? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Valla söyleyebilecek olsam söylerim biliyorsunuz. Siz nasıl komik onu, bir insan mısınız? Yani komedi oynamak... Valla ona arkadaşlarıma, asistanlarıma sormak lazım komik miyim diye ama hep gülüyorlar yanımda ya. Evet peki, ben güzel espriler yaparım. Sahneleri bıraktım dediniz. Hayır bırakmadım tabii. Ara verdim. Bırakmak ayrı bir yok, şey. Yok pardon ara verdiniz yani böyle bir işiniz için ara verdiniz yani değil mi? Yani evet film daha için iyi ara, yapabilmek için. Ara verdik. Ekim'in 15'i gibi tekrardan sahneye çıkmaya başlayacağız. Hatta Ekim, Kasım aylardaki konserlerimiz satılmış durumda şu anda. Evet. Şu an ulusal kanallarda olmayı ister misiniz ya da oradan teklif bir şey olur? Ya geliyor ama ben şarkı söylemek anladım. Benim için çok daha önemliymiş gibi geliyor. Yani oyunculuk önemli değil de yani böyle özlediğim zaman yapmak istiyorum. Mesela Kırmızı Oda öyleydi. Özlediğim zaman yaptım. Ve belirli bir süresi vardı. Yani tadın da olsun istiyorsun. Yani hobi gibi mi bakıyorsunuz oyunculara biraz? Hobi gibi değil. Anladım. Yani daha çok birisi doktordur da şarkı söyler ya aynı zamanda beste de yapar. İşte ben şarkıcıyım. Arada da beste yapan bir doktora hayal et. Oyunculuk yapıyorum. Ama tabii böyle karşıma çıkınca aynı zamanda Ferzan Özbetek'in de filminde oynuyorum. Öyle mi? Filmde aynı anda oynuyorum. O da böyle bir şey. Yani, o da aynı anda çekilecek.
Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama Gülsen'in filmi yılbaşı gecesi yayınlanacak. Yılbaşı gecesi. Ferzan Özpetek'in filmiyle oynamak da yani herkese nasip olmaz efendim. Tebrik ediyoruz ya, sizi. Çok teşekkür ederim. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. Hatta ben de espri yaptım. Çağan Irmak, Ferzan Özpetek, diğer bütün yönetmenlerim, çalışmalar Cevdet Mercan, ondan sonra Ozan Açık'tan. Bunlardan sonra dedim ki hayalim herhalde bir tek Almodovar kaldı. O da oynatırsa Allah'ım yarabbim. Ferzan Bey ya, o istemez herhalde hikayesini falan bilinmesi ama onunla ilgili bir şey anlatabilir misin? Onu da anlatamam. Çünkü 3 tane kısa filmden oluştuğunu söyleyebilirim sadece. Ona da bayılacaksınız. Ondaki karakterime de bayılacaksınız. İnşallah. Ödül alır mı? Ödül alır diye düşünüyoruz tabii. Yani Ferzan Bey her zaman ödül alır. Ama ben alır mıyım bilmiyorum. Peki oyunculuk, sinema sizin kariyerinizde nerede olur? Yani mesela ödüller gelse bunu ön plana mı çıkartırsınız? Sahne benim için daha değerli falan diyor musunuz? Yani benim bütün ödüllerim oyunculukla alakalı zaten. Çok inandığım dedim ya, gerçekten diye izleyecekleri şeyler gelince anca kabul ediyorum oyunculuğu. Hayırlısı yani, olsun diyorum. Ben de öyle hissediyorum. Diyorum ki bunu canlandırıyorsam eğer evet ya, insanlar da bak şu anda diyebiliyorlar. Mesela Kırmızı Oda'dan sonra sokakta keklik diye bağıran insanlar var. Yani ay demeyi bırakıp keklik diyenler var. Öyle hissettiğim zaman oluyor. Başka? Peki, son olarak hani isterseniz cevap verirsin. Gündemde olduğu için soruyoruz. Gülşen tamam. Hanım'ın başından bir takım olaylar geçti. Siz de sahnede olan bir insansınız. Evet. Siz baktığınız zaman içeri girdi çıktı şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz evet, ben yani? Ben bir hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşların yazdıklarını okuyorum. Böyle bir şey için tutuklanma olmazmış. Ve olmazsa bence Gülşen için de olmamalıydı. Ayrıca da özür dileyen insan her zaman erdemlidir. Değil mi? Evet. Özür dilemek bir erdemdir diye bir cümle var. Özür diledi. Yani yaptığının hatalı olduğunu söyledi. Söylediğinin daha doğrusu başka bir dil bulacağını söyledi. Bunu bir espri olduğunu da söyledi. Bu kadar uzatılmamalıydı. Şu anda zaten yani salıverildi ama ev hapsinde sahneye çıkamıyor, şarkı söyleyemiyor. Yani şarkıcılar duygularını ve yaşanmışlıklarını o sahnede yaşadıktan sonra çok rahatlıyorlar. O yüzden bıraksınlar Gülşen şarkı söylesin. Ev konseri olsa nasıl olur? Öyle beklenti içine girenler var. Bilmem yani ev konseri yapacaksa tabii ki bir sanatçının şeyleri vardır. Sanat her zaman muhaliftir. Alternatif yollar üretir ve su akar yatağını bulur biliyorsun. Evet. Peki siz de sahnede, son sorumuz olsun. Siz de sahnedesiniz. Ülkemizin durumundan dolayı mesela kendinizi frenlediğiniz, söyleyemediğiniz şeyler oluyor mu? Yani böyle kısıtlıyor musunuz kendinizi? Şimdi ya da dikkat ediyor sahneye musunuz? Sahneye çıktığım zaman... Şovdasınız sonuçta. Sahneye çıktığım zaman kendi dünyama ait birisi değilim artık. O sahneye ait birisi olduğum için tabii ki kontrol ediyorum. Benim kendi düşüncelerim var evde. Şimdi beraber oturduğumuz zaman çok sık arkadaşlar. Ben de kendi düşüncemi sana anlatıyorum. Ama sahnede orada birazcık şey yap, dikkat etmek gerekiyor. Ben de dikkat ediyorum maalesef. Ne söyleyeyim yaşadığınız ben. Sorunlar oluyor mu sahneden? Yok, hiçbir şey yaşamadım bugüne kadar. Hiç. Olumsuz anlamda? Hiçbir şey yaşamadım. Kısıtlayıcı gibi? Yok, hayır. Sanki hiç kısıtlanmıyormuş gibi hissediyorum bir de ama tabii ki o başka bir şey demek ki. Peki şovunuzu yurt dışına taşıma gibi bir düşünceniz var mı? Oralardan teklif geliyor mu mesela? Bir Amerika'da... Ya Almanya'dan daha yeni bir teklifi geldi Amazon için ama onu da reddettim vakit olmadığı için. Maşallah diyorum. Evet. Zaten Almanya doğumlu olduğum için onlara çok rica ettiler ve çok değişiklik olacak dediler ama maalesef vaktim yok. Çok teşekkür ederiz. Almanca biliyorsunuz o zaman. Ya ich kann Deutsch lernen. Çok teşekkür ederiz. O zaman Almanca size bir de zeyin. Çok sağ olun.